What did Scooby-Doo calling after you? Da-da-da-da. Hepinize merhaba canlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bugün hayatımda ilk kez vlog videosu yapıyorum. Nasıl yapacağımı da bilmiyorum. O yüzden saçma sapan olabilir. Bunu yorumlardan gördüm. İstediğiniz için yapıyorum. Nasıl vlog videosu çekeceğimi bilmediğim için bu videoyu kafama göre çekeceğim. Bu arada şu an her şey her yerde ve buradaki şeylerin birçoğunu burada bırakacağız. Mesela burada pirinç var. Yarısı yenmiş makarna var. Burada şeker var. Sizin kadar olmasın. Ben galiba gerçekten vlogger olmak için çok saçma bir insanım. Çünkü gerçekten vlog çekmeyi bilmiyorum. Neler kaçırdığınızı ya da neler kaçırdığımı bilseniz çok saçma sapan şeyler oldu. Ben şimdi otobüse bindim. Ama ben ne binerken video çektim, ne otobüste video çektim, ne inerken video çektim. Yolda otobüs ağrı zamanında 1 saat onu bekledik. Ne o zaman video çektim. Şu anda saat 1'e geliyor. Yani şuradan bir bakayım hemen. Şu an saat 2:06 geçiyor ve ben 15 dakikadır falan evdeyim. Yani vlog çekmeyi bilmiyorum ama size olan şeyleri anlatacağım. Şöyle hayatımda ilk defa böyle bir video çekiyorum. Çok acayip bir işmiş. İnşallah bir yere takılıp düşmem. Ben ruh hastası gibi oldum şu an ama böyle olmaz ki. Burası benim odam. Burası benim odam. Çok küçük bir oda. Farkındayım şöyle. Sadece bir tane yatak ve bir tane dolap sığıyor. Ayrıca şu köşedeki kutuları da annem koydu oraya. Onlar da bana ait değil. Bir tane de sandalyem var. Bir mal varlığı olan bir insan da değilim. Böyle mütevazı bir oda. Çok küçük bir oda. Bu arada oda oksijen almıyor. O yüzden belki de boş yapmamın sebebi budur. Oda oksijen almıyor. Çok yanlış, çok saçma bir yerde bu oda. Bu arada gelene kadar bir problem yoktu. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Büyük valizimi şöyle göstereyim. Hatta şöyle göstereyim. Büyük valizimin şurada, şu taraftaki tekerleği yok. Şöyle gösterebiliyor muyum? Şu an elimin olduğu yerde tekerlek olması gerekiyordu burada. O yok. Bunu getirene kadar canım çıktı birazcık. Onun dışında yolda birileriyle tanıştım. İstanbul'da metal kamp bilmem nesi varmış. Oraya gelmişler. Çocuklarla sohbetimiz falan iyi sardığını düşünüyorum. Bana küpesini hediye etti. Gerçi 5 tane 10 tane küpesi vardı böyle. Kulağı boydan boya küpeydi. Bir tanesini de bana hediye etti. Şu an bu vlog videosu ve vlog videosunda ne yapılır bilmiyorum. Bu arada bu şekilde video çekmek çok hoşuma gitti. Yakında kız kardeşimle videolar çekebilirim. Videolar paylaşabilirim. Bu videoya güzel bir like gelirse. Yani beni görmek isterseniz daha fazla bunu yapabilirim. Bu arada en çok aldığım yorumlar hakkında bir şeyler söyleyeyim. Neden zincir taktığımı soranlar oluyor yani gördükleri zaman. Şöyle söyleyeyim. Bunu real hayat için söylemiyorum. YouTube videoları için söylüyorum. YouTube'da görenler aynı yorum yazıyor. Neden zincir takıyor falan. Arkadaşlar bu zincir değil. Bu çok hafif bir şey. Bu alüminyum gibi böyle çok hafif bir şey. Bana hediyeydi zamanında. Hani bir 4,5-5 yıl önce falan bir... Nasıl anlatayım? Kadıköy'deki bir vintage giyim mağazasından sahibi mi diyeyim? Orada çalışan biri mi diyeyim? Bunu bana hediye etmişti. Önceden satıyorlardı ama artık bu ürünlerden satmayı bırakmışlar. Ellerinde bir tane kalmıştı. Onu da bana vermişti. İkinci yorum, neden küpe takıyorsun oluyor. Arkadaşlar ben 1,5-2 yıldır küpe takmıyorum. Bu arada kameraya bile doğru düzgün bakmıyorum. Lütfen kusura bakmayın. 1,5-2 yıldır küpe takmıyordum. Şu an arkadaş ismi Berhan bu arada küpe hediye etti bana. O küpeyi hediye etti diye takıyorum. Küpe takmayı da severim. Bana kendimi iyi hissettirir, özgüvenli hissettirir. Bu kadar. Daha fazla ne yapmalıyım bilmiyorum. Hani valizimi açıp içindekilerimi göstereyim. Aslında bu iyi fikirmiş. Bunu yapacağım şu an. Şöyle bir küçüklük fotoğrafımı göstermek istiyorum. Şu tombalak benim. Şu an netleştiriyor mu bilmiyorum ama şöyle bir dokunayım. Aşırı tombalak bir çocuktum ama aslında ben yani 25 kilo falandım. 4. sınıfa kadar yani 9 yaşıma kadar. Ondan sonra beni kene ısırdı. Tam koltuk altımdan beni kene ısırdı.
Babam da birazcık şey bir insandı. Hani nasıl anlatayım, böyle gamsız, vurdum duymaz, umursamaz bir insandı. Dedi ki, ben babama söyledim, dedim baba, dedim burada böyle bir şey var, keneye benziyor. Ben de çocuğum, anlamıyorum. Babam da bana dedi ki, sen dedi yıkanmayı bilmiyorsun, annene söyle seni yıkasın. Ben de söyledim, annem de yıkadı gitmedi. 3 kere 5 kere gitmedi. En son 6-7 ay sonra beni hastaneye kaldırdılar. Çok fenalaşmıştım. 6-7 ay gitmedim yani hastaneye. Çok fenalaştım en son. İşte ondan sonra gittim. Orada da 2 hafta hastanede kaldım. 35-40 kilo aldım serumlar yüzünden. O yüzden bayağı bir şişko olmuştum. Bütün çocukluğum şişko geçti. İlk sıradan gayet normal bir tane boğazlı kazak. Bu arada benim bütün kıyafetlerim kışlık. Yazın genelde dışarı çıkmıyorum. Yoksa yazın giyecek kıyafetim de yok. Bunu da geçen gün annem kadın reyonundan almış. Annem aldı diye giyiyorum. Yoksa giymezdim. Ama bence güzel. Bir tane boğazlı kazak. Şu saydıklarımı hemen şuraya atayım. Bunların çoğu zaten kirli olduğu için yıkayacağım bunları. Şöyle bir tane kayakçı montum var. Bence çok güzel, çok tatlı bir mont ama genelde çok dalga geçilebiliyor bununla. Bu montumla. Bunu yeni aldım bu arada. Bu senenin başında aldım. En sevdiğim kıyafetim olabilir bu arada. İkinci kıyafetim. Birincisi kesinlikle turuncu montum. En sevdiğim kıyafetim bu olabilir. Oversize bir şey bu. Bol bir şey. Çok güzel bence. Çok tatlı görünüyor. En sevdiğim kıyafetlerimden biri. Bu arada yeni aldım dediğim şeylerin hepsini ben bu sene aldım. Yani yeni sayılmazlar. En son aldığım şey onlar olduğu için yeni aldım diyorum. Bu da benim en sevdiğim kıyafetlerimden biri. Çok böyle rengarenk. Bu arada renkli giymeyi çok seviyorum. Size de çok tavsiye ederim renkli giymeyi. Hatta çok samimi tavsiyemdir. Renkli çorap giyerek mutlu olabilirsiniz gerçekten. İnsanı gerçekten çok etkileyebiliyor. Sadece basit bir şey, yani basit bir renkli çorap bile çok etkileyebiliyor. Bunu deneyebilirsiniz. Bu arada umarım Esra burayı izlemez. Bu Esra benim üniversiteden arkadaşım. Bunu bana o aldı hediye olarak. Hani normalde asla giymeyeceğim bir şey. Yani hiç. Ama asla giymeyeceğim bir şey. Ama aynısından onda da var, bende de var. İki tane almış. O yüzden benim için anlamı olan bir kıyafet. Bunu da o yüzden seviyorum. Berem. Eğer hakkımda sormak istediğiniz sorular varsa yorumlardan sorabilirsiniz bu arada. Hakaret etmedikçe her türlü yoruma cevap verebilirim. Bu arada sanırım tek sivitim bu. Giydiğim tek sivitim bu. Bu da böyle çok güzel bir şey. Kolları bol. En tam sevdiğim gibi. Bu da çok hoşuma gidiyor. Bir tane gömleğim vardı. Sadece bir tane gömleğim vardı. Onu da geçen gün giderken kız kardeşim böyle nasıl yaptıysa ona el koymuş. Yani el koymuş demeyeyim de unutmamı sağlamış burada. Çünkü normalde aramız iyi değildir. Böyle aramız hep limoni, böyle hep tartışırız. Giderken böyle hoşça kal diyor, böyle öpüyor, sarılıyor falan. Ben dedim ki niye böyle yapıyor acaba? Meğersem bana öyle yaparak bana gömleği unutturmuş. Gittim, gömleği de nasıl hatırlatıyor? Ben buradan bindim gittim, otogara gidiyorum. Otogara gittim, aradı beni, neredesin dedi, otobüs bekliyorum dedim. Sonra tamam dedi, kapattı. 5 dakika sonra bir daha aradı. Ne yapıyorsun? Neredesin dedi. Otobüse bindim dedim. Dedi ki gömleğini burada unutmuşsun. Ya anlamıyorum. Ben bu kadar çakal bir insan değilim. Bu kız kime çekti? Bu hayatımda başıma gelmiş en güzel şey bu arada. En güzel şey bu montum. Bu montumu giydiğim zaman çok mutlu oluyorum. Bu da kayakçı montu. Diğer mont da kayakçı montuydu. Nedense kayakçı montları giymeyi çok seviyorum. Arkadaki sesler için üzgünüm. Ve ben orada turuncu montumun altına bunu giydim. Bu arada ben bunu aldığımda zayıftım. Yani bunu üniversitenin başlarında almıştım. Zayıftım. Sonra çok kilo aldım diye bunu giyemedim. Dedim madem giyemiyorum dursun köşede. Çünkü çok hoşuma giden bir şey bu. Aşırı güzel. Artı montun altına da çok iyi uyuyor. Ama size şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben bu pantolon üzerimdeyken kayak yaptım. Bu pantolon da çok dar. Yani çok dar derken kumaşı çok sert, çok kalın. Bu yüzden çok dar geliyor. Yani rahat hareket ettirmiyor. Ve finalde ben eve döndüğümde bir şey fark ettim. Burası böyle yırtık. Hayır, kimse de dememiş ki Duman senin pantolonun yırtık. Yani bu da böyle saçma bir şeydi. Bu arada bunu yapmamın sebebi, yani
kıyafetlerimi valizimi göstermemin sebebi aslında vlog videosu çekmeyi bilmiyorum. Bu yüzden kendimi birazcık mahcup hissettim. O yüzden bugün video çekemediğim için bunları yaparak telafi etmeye çalıştım. Umarım yerini tutmuştur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bu arada tüm gece uyumadım. Otobüste ayıla bayıla geldim. Çok kötüydü benim için. Uyumamak için direndim ama bir yerde böyle kafamı koyup uyumuştum. Bu arada umarım sohbetim sizi sarıyordur. Ve ben bir güzel görünüyorum ya. Baksana. Tekrar görüşürüz.